Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle asaletlerle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Asalet ne demek? Ne işe yarar? Neden bu kadar kafamızı karıştırıyor bu asalet dediğimiz şey? Bunu göstermek istiyorum. Şimdi asalet dediğimiz şey bir gezegenin kendisine uygun doğada, kendisine uygun bir yerleşimde, kendisine uygun bir burçta olması demek. Benim kendi üzerimde başkasının bir dokunuşu olmadan söz sahibi olmam demek. Gezegenin asaleti yaptırım gücüyle alakalıdır. Eğer gezegen asaletli ise bir gezegenin ifade eden tüm konuları kendi kendine yapabilme gücünü gösterir. Eğer gezegen asaletli değilse başkalarından yardım almak durumundadır ya da el attığı her işi berbat edebilecek bir potansiyeldedir demektir. Asalet tablosu bu Ptolemik tablo diye geçiyor. Tetrabiblos'u okumayan varsa öneriyorum. Tetrabiblos'ta bu gezegenler neden bu burçlara atfedilmiş? Neden bu burçlarda yöneticilik verilmiş? Şimdi ben kısmen şöyle bir anlatma yapayım. Mesela Koç burcu, ateş elementi, eril bir burç. Mars da ateş elementi, Güneş de ateş elementi. Hani kendisine uygun bir burca yönetici olarak verilmiş. Nedenleri söyleniyor. Bir daireyi düşünün zodyakta. İşte Ay ve Güneş'i kral ve kraliçeler olarak adlandırıyor. Yanlarına Merkür'ü, Aslan Burcu'nun yanındaki başağı Merkür'ü, Yengeç Burcu'nun yanındaki ikizleri de Merkür'ü, o kral ve kraliçenin koruyucuları olarak. Daha sonra Venüs'ü, daha sonra ya da sadrazam olarak Merkür'ü düşünün. Fısıldayanlar, kulaklarına fısıldayanlar olarak düşünün. Ve sebeplerini anlatıyor. Satürn'e, Güneş'in tam karşısını, nedenini, soğuk olduğu için, yaşamdan uzak olduğu için vesaire vesaire diye nedenlerini çok güzel bir şekilde anlatıyor Tetrabiblos'ta. Tetrabiblos zaten şey gibi, Kur'an gibi. Yani kutsal kitap gibi. Zaten ona astrolojinin İncil'i deniyor. Her bir cümlesi tefsir edilip yüzlerce cümle çıkartılabilir. Hatta iddia ediyorum piyasada ne kadar kitap varsa kökeni Tetrabiblos'a dayanıyordur. Ve Tetrabiblos'ta bir cümle alınıp tefsir edilip haritaların üzerinde konuşulup üzerinde olgulara bakılıp olaylara bakılıp yorumlanmıştır ve kitap haline getirilmiştir. Bizler de bu aklımıza takılan soruları Tetrabiblos'tan bakıp cevabına ulaşabiliriz. Şimdi yöneticilik dediğimiz şey, bakın burada rulership yönetici diyor, Mars'ı gösteriyor. Şurada da puan sistemini gösteriyor. Zaten ilk başlarda aklınızdan bunu yapamazsınız arkadaşlar. Yani ilk yeni astrolojiye başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Bu tabloyu indirip ya da yazıp en mantıklısı yazmak zaten. Hani bir kere zorlanırsınız. Belki 2 gün sürer bu tabloyu oluşturmanız. Zamanı kısıtlı olan insanlar için söylüyorum. Yoksa bir gün oturup sabahtan öğlene kadar çizebilirsiniz bunu. Ama işte zamanı kısıtlı olan insanlar işte yarım bırakabilir, devam edebilir vesaire. Veya yazıcıdan çıkartıp masanıza yapıştırın, böyle koli bandıyla ya da dosyanın içerisine koyup yapıştırın arkadaşlar. Zarar görmesin. Masanın üstünü silinecek, tozlanacak, su dökülecek ama orada duracak yani. Bayağı bir kullanacaksınız bunu çünkü. Bu tablo arkadaşlar genel olarak doğum haritalarında bakılıyor ama şimdi burada gezegen işte Mars'ın Koç burcunda artı 5 puan alıyor. Gezegen tam karşı burçta da eksi 5 puan alır. Yani Koç burcunun tam karşısı nedir? Terazi burcudur. Gördüğünüz gibi şurada zararlı olan gezegenler yazıyor ve Terazi burcunda Mars, yani şuradaki yönetici olan Mars burada da zararlı durumda. Ve zararlı gezegenlerde yöneticiliğin tam tersine eksi 5 puan alır. Şimdi burada bu kişilere nasıl bir fayda veya nasıl bir zarar sağlıyor? Koç burcundaki Mars yumruğunu masaya vuran bir Marsken, Terazi burcundaki Mars o yumruğu örtü altından vurmak demek. Yine bir yumruk var, yine bir eylem var ama bunu örtü altından gerçekleştirmek var. Birebir burun buruna savaşmak değil de politika yapmak var.
Yani farklı bir doğada sergilemek var bu gücü. Bu gezegen kendine uygun doğada olmadığı için ve şu cümleyi hiçbir zaman unutmayın. Gezegenler bulunduğu burca sempati duyarlar ve bulunduğu burca sempati geliştirdiği için Koç burcu gibi ben başlarım, ben bitiririm. Yolu ben açarım. Gelen arkamdan gelsin, gelmeyen kendi bilir diyen bir kumandanken Terazi burcunda hadi birlikte yapalım. İşte sen olmazsan biz bir eksiyiz. Hepimiz bir yumruk olalım gibi cümleler sarf ederek ilerlemeyi anlatır. Yücelim yöneticiliği demek ki bir gezegen eğer kendi yöneticiliğinde ise kral kendi topraklarında diye adlandırılır. Kral kendi topraklarında yani kendi yumruğunu masaya vuran, kendi söz sahibi olan, benim kendi evimde istediğimi yapabilmem. Düşünün. Kendi evimde ister kırarım, ister yıkarım, ister yaparım. En güzelini yaparım. En kötüsünü yapmaya da hakkım var. Yani benim ifade ettiğim tüm konularda %100 yaptırım hakkım var. Yücelme yöneticiliğinde ise böyle performansım sürekli değil. Ama pikli bir enerji. Birdenbire patlayıp saman alevi gibi birdenbire sönebilirim. Yücelme yöneticiliği demek +4 puan demek. Bir gezegen kendi yücelim yöneticiliğinde ise +4 puan alır. Eğer tam karşısındaki burçtaysa -4 puan alır. Koç burcunun tam karşısındaki burç Terazi burcu. Güneş burada düşüşte -4 puan. Arkadaşlar kendi yöneticiliğinde ise yönetici +5 puan. Karşı taraftaki burçtaysa zararlı -5 puan. Kendi yüceliminde ise +4 puan. Karşı taraftaki burçtaysa düşüşte